kaldırımlardan yürümeye çalışacağız. Önce uzun bir yol şeklinde. Polis ekiplerine ben bir kaldırımı çıkartmayalım talimatlarına. Ve lütfen ricam ederim hiçbir şekilde slogan atamazsın. Yani yürüyüşümüz sessiz olarak olsun. Bize slogan olarak yetiyor. Teşekkür ederim. Dediği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Bu katliam bütün dünyanın gözü önünde devam etmekte, gücü yetenler ise sessizce izlemektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvezdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 288 sağlık çalışanı öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan yüzden fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. İsrail onlarca doktoru tutukladı, onların nerede olduğu bilinmiyor. Gazze şehrinin ana hastanesi, Şifa Hastanesi başhekimi Muhammed Ebu Salmiya 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Diğer pek çok kıdemli doktor neredeyse 2 haftadır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından göz altında tutulmaya devam ediyor. Ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor. Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı. 9'u kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerlerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor. Yakıtın tükenmesi nedeniyle artık kuzey tarafta bulunan hastanelerdeki yaralıları tahliye etmek imkansız halde. Bunun yerine hastalar ölüme terk ediliyor. Örk olan Birleşmiş Milletler barınakları sıha salgını, bit, cilt enfeksiyonu sığınaklar haline geldi. Geçtiğimiz hafta itibariyle olmak üzere 18 binden fazla Filistinli